Günaydın sevgili arkadaşlar. Stormworks'ün yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Sabah erken saatlerde uyandık. Çok güzel turuncu bir gökyüzü var. Ve şimdi bu bölümde ne yapacağız? Şimdi sevgili arkadaşlar, bu bölümde şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Karayı araştırmamız gerekiyor. Yani şu şeyi, alanı, bu adayı birazcık araştırmamız gerekiyor. Buraları, buraları ve üçüncü kısım bu tarafları. Çünkü şöyle bir derdimiz var. 800 litre yakıtımız kaldı bu tarafta maalesef ki. 800 litre yakıt da çok fazla bir şey değil. Bu arada 4 tane puanımız varmış. Bu 4 puanla ne yapabiliriz? Pit Controller, Memory Register, Up Down'lar varmış. Bakalım başka ne seçeneklerimiz var. Blinker Counter Delay çok önemli değil. Key Button, Push Button. Yani. Çok önemli değil. Kapılar önemli değil. Bu önemli değil. Buzzer bir şeyler önemli değil. Acil olaraktan böyle bizim için önemli olan şeyler var mı diye bakıyorum şu anda. Bak bu GPS vesaire falan olabilir bu arada. Artificial Horizon, Kompas, Altimetre. Bunlar mantıklı olabilir. Bakalım başka zaten bir şey yok. Ben buradan şu şeye geçiyorum. Navigasyon güncellemesini başlatıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle bir olayımız var. Bu iki tarafta bu arada şey. Yani burası ve garaj, şu şey, hangar, neyse işte tersane. Aynı miktarda yakıt paylaşıyorlar. Dolayısıyla buraya girip şuradan paraya tıkladığımız zaman yeri gelen güncellemeyle artık burası açılıyor. Şimdi 2000 litre kadar jet yakıtımız var. Fakat 712 litre dizelimiz kalmış. Dolayısıyla bir kara aracı yapacağız şimdi bu bölümde. Ve bu kara aracı ile arayış, tarayış şeklinde bir şeyimiz olacak. Durumumuz olacak. Şimdi ki bunu nasıl yapalım? Şimdi önce ben bunu bir tık böyle geniş bir platformda olmasını istiyorum. Ardından şöyle bir adet buradan koyalım, bunu buraya koyalım. Ve wheel istiyorum. Üçlü tekerler nasıl duruyor? Beşli teker daha da duracak sanki. Güzel. Şimdi bunu arka tarafa şey yapalım. Bunun amacı şu an için, bu aracın amacı sevgili arkadaşlar, tamamen şeyi bulmak, malzemeyi bulmak ve bize şey getirmek şeklinde olacak. Çok fazla şey dedim değil mi? Malzemeyi bulmak ve bize yakıt getirme konusunda olacak bunun işi. Çok mu geniş oluyor böyle? Bayağı geniş oluyor. Bu şekilde de geniş oluyor bayağı. Demek oluyor ki bunu böyle yapamayacağız. Ortadan bir bloktan vursak nasıl oluyor? Daha makul. Daha makul. Peki o zaman öyle yapalım. O zaman öyle yapalım. Bunu da buraya koyalım. Şöyle güzel bir araç buraya çözelim bakalım kendimize. Yerden yüksek olması zaten bizim için iyi. Bu da şeyi sağlayacak. Yani çok fazla böyle altına vurma riskimiz olmayacak bu sayede. O bakımdan iyi, güzel bir durum. Bunları da şöyle yapalım. Evet, güzel. Pekala. Şimdi dediğim gibi bunun amacı böyle güzel görünmesi falandan ziyade bizi ulaştırması gitmemiz gereken yere. Ve yapmak istediğimiz şeyleri yapabilmek şeklinde olacak. Dolayısıyla dediğim gibi çok fazla da böyle lüks önemli değil.
Değerli arkadaşlar. Sanırım oldu. Tabii bunu bir test etmem lazım da. Bilmem lazım ama. Arka taraftaki dial'ımız bağlı. Yakıt 600 litre. Güzel. Clutch sıcaklık 17 derece ve yükseliyor tabii. Güneş doğuyor şu anda. Birazcık şöyle şey verelim. On RPS. Yemiyor. 3x yapmıştık bunun şeyini. Onu bir düşüreceğiz. 3.2 şeklinde yapalım. Tekerlekleri de high speed'e çeviriyorum. High speed tekerleklerin grip seviyeleri, yani tutuş seviyeleri high grip'e nazaran tabii daha az olduğu için daha kolay dönüyorlar o tekerlekler. Okey. Aha dönüş şey yok. Dönüş yok daha. Onları ayarlamadık doğru ya. Peki yani şimdi space tuşu. At ki. Dur bakayım. Şu muydu? Space. Space tuşu. Frenleri başlasın. Direksiyonda. Trigger. Break yazdım buna. Şimdi dönüş olayında invert, numerical inverter var. Güzel. Okey. Açtık bunu. Doğru. Bir tane numerical inverter alıyorum. Şuraya sokuyorum. Daha sonrasında A ve D'den bir tanesi inverter'a geliyor. Bir tanesi buna gelecek, bir tanesi buna gelecek. Tabii bir test edip görmemiz lazım. Ters de olabilirler. Tersler. Evet. Bunu ben bir türlü şey yapamıyorum ya. İlk seferinde tutturamıyorum hiç. Bence güzel bir şey oldu ya. Küçük bir makine oldu yani. Sağa dönüş, sola dönüş. Güzel. Işık içerisi yanıyor. 5 enstrüman ışıkları yanıyor. Şu hariç. Bunu düzeltmemiz lazım. Spot ışıkları yanıyor. Okay. Bunu her içeri soktuğumda galiba bir şey yapıyoruz ama. Bunu da verelim. Galiba tamamız. Vitesle oynamam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Sanmıyorum. Bence az RPS'le, 4-5 RPS'le falan run ettiğini düşünürsek teknik olarak. Batarya ışığı koymadık. 20 kilometre. Hızımız kilometre cinsinden sevgili arkadaşlar. Şimdi buradan böyle dümdüz devam ediyoruz o tarafa doğru. Haydi bakalım birazcık arazi test ediyoruz. Aa, güzel oldu game makine ya. Bence. Işıkları falan da çalışıyor. Hoş. Yakıtı çok içmiyor. Güzel. 60 kilometreyle gidiyoruz şu anda saatte. O da güzel. Sıcaklık 50-51 derece. Birazcık yükseliyor ama herhalde duracaktır bir yerde diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi şeyin ışığı yok ama şarj oluyordur. Ne derler? Batarya... Lan çok bir şey diyeceğim. Küçük küçük oldu ama güzel oldu be. Yani birazcık stabil. Şey duruyor ama fena değil. Yani bence. Şimdi dediğim gibi sağda solda şeyler var. Benzinciler var. O benzincilerden yakıt çalıp
bizim şeye getirmemiz gerekiyor. Tersaneye getirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla şu anda o arayıştayız. Arkadakiler de arkasında zaten şey depo. Yani boş orası. Orayı dolduracağız bakalım. Train stop varmış orada. Tren istasyonu. Orada da yakıt olabilir. Varsa dediğim gibi yakıt çalmaya çalışacağız. Değerli arkadaşlar. Orada bir hayvan görüyorum yol üstünde. At sanırım. Evet. Atlar yol üstünde geziyorlar. Çok güzel. Bir şey diyeceğim. Şu anda 90'la gidiyoruz sevgili arkadaşlar. Az bir hızla gitmiyoruz. Çok ciddi bir hızla gidiyoruz. Tabii motor çok güçsüz bir motor teknik olarak baktığınız zaman. Ama overtime zaman içerisinde bak 90'a kadar çıktı hızımız. 8 RPS ile run ediyoruz ve koklayarak gidiyoruz. Benzini. Buradan bir aşağıya yardıralım. Dediğim gibi benzinlik arıyorum bir yandan. O benzin ya da tren istasyonuna bakacağım şimdi. Tren istasyonunda bir şey varsa oradan belki de alabiliriz şey. Yakıt. Bilmiyorum var mı yok mu tabii göreceğiz. Çok hatırlamıyorum gezmedim buraları öyle çok. Aa, güzel küçük bir makine oldu ya. Yani böyle kullanabiliriz bence bunu daha başka başka yerlerde diye düşünüyorum. Şuradan araziye inmem gerekecek sanırım biraz. Fakat burada bir şey yok galiba. Hiçbir şey yok. Çok güzel. Devam edelim. Ha, gas station. Benzin istasyonu. Şu aşağıdaki yola doğru devam edeceğiz bakalım. Evet, arazideki gidişi de aracın lastikler güzel şey yapıyor. Yumuşak bir sürüş oluyor yani şu ana kadar. Beşten enstrüman ışıklarımızı yakabiliyoruz. 90-95 km hızla. Benzinliğe doğru gidiyoruz. Şimdi benzinlikten eğer yakıt alıp geriye götürebilirsek çok büyük rahatlayacak için. Elektriklerini bağladım. Şeyi denedim de arkadaşlar. El freni çalışıyor muydu denedim. Şimdi burada dışarıda bir benzin şeyi olması lazım diye hatırlıyorum ben. İnşallah doğru hatırlıyorumdur. Güzel. Evet, şimdiki buradan pump out diyelim. 5000 litre olduğunu söylüyor. Buraya koyalım. Yap, süper. Doluyor. Hadi bir dolsun burası bakalım bir. O arkası bastı aşağıya. Evet. Bayağı. litre de bırakıyorum. Sevgili arkadaşlar. Çünkü arkası inanılmaz bastı aşağıya doğru. Şimdi buradan ta Beyze kadar yolumuz var. Haydi bakalım. Evet, arka süspansiyonu güçlendirmemiz lazım. Kesinlikle. Bayağı çok da aşağıya. arkadan itişli araç sadece arka tekerleklere güç gidiyor. Onun da bir şey var tabii ki de. Ama bu süspansiyon damping, mamping muhabbetlerini onları bir stiffness'ını arttıraraktan olayı çözebiliriz bence. Ama iyi gidiyor. Çok güzel. Önümü göremiyorum içeriden. O kadar çöktü ki makine. Önümü göremiyorum valla.
Geriye dönelim, yakıt götürüyoruz vallahi karargah. Yakıt bitiyor abi yani, çok çabuk bitti. Ben anlamadım bu kadar çabuk bitmemesi gerekiyordu. Şey de yok. Paramla yakıt satın alamıyorsun da, boşluğu yakıt yani parayla dolduramıyorsun aracındaki. Ben tekneyle bir iki sefere çıktım çünkü. Hani şey yapayım diye birazcık bölümler arasında en azından puan kazanayım diye. Abi full 2000 litre civarı falan bir deposu var şu anda, yanlış hatırlamıyorsam. 1800 litre mi ne deposu var sürat botunun, teknesinin. 700, 1200, 1300 dolduruyor böyle. Ulan dedim bir dakika nasıl yani falan. Tamamlamıyor. Şeyin devamını tamamlamıyor arkadaşlar. Yakıtın tamamını, kalanını yani böyle satın almıyor. Dolayısıyla böyle bir sıkıntımız var. Yani paramız da olsa hakikaten yakıt çekmemiz lazım bulunduğumuz yere. Zaten 93 kilometre ile gidiyoruz ya, çok güzel. 93 kilometre de cidden az bir sürat değil yani, güzel bir sürat. Tren rayların üzerinde gitmek için. Evet, atlar çok güzel böyle takılıyorlar açık alanda. Aman ha. Korkutan hareketler yapma bizi. Evet, arka tarafın stiftçisini arttıracağız. Orası kesin. Hatta şimdi şeyin denemenin tam fırsatı olabilir bence. 3'ten geri vitese ben marşladım şimdi. Hayır, güzel çalışıyor geri viteste, bir sıkıntı yok. Çok güzel. Şimdik buradan pump in diyorum. Buraya basıyorum ve 8. İşte bu. Çok güzel. Yakıtımız doluyor. A lifeboat has gone missing without exact notification. Tamam bak, uzakta bir sefer lifeboat yani pump. Ha, basıyor değil mi? Tamam, okey. Basmıyor sandım bir anda. Basıyor. Güzel, sıkıntı yok. Bu araç güzel oldu. Bu hoşuma gitti. Keyifli bir araç oldu yani bence. Arkası da yavaştan yükselecektir şimdi. Yakıt azaldıkça yükseliyor. Bunu dediğim gibi sevgili arkadaşlar, bunun önüne ben şey koymayı unutmayayım şimdi. Çekme halatı. İçerisine arkaya şuralara koyabildiğimiz kadar kısmına ekipman koyalım. Çekme halatı koyalım. Buraya da buraya da. Ondan sonracığıma yakıtı bitti zaten. Süper. Pompa olunca işin içerisinde iki tarafa da basabilen çok daha hızlı bir dolum boşaltma muhabbeti yapabiliyoruz bu sayede. Güzel oldu. Çok güzel. Bu da bitti bu sayede. Süper. 2600 litre yakıtımız var. Şimdi bunu Return to Workbench dedim. Return to Workbench. Buraya Rope Anchor koyacağım. Arkaya Rope Anchor koyacağım. Buraya şuraya şöyle Repair ekipmanlardan şuradan hemen bakayım. Repair torch bir tane. Bir tane yangın söndürücü. Ondan sonracığıma şuraya ilk yardım. Ters koyduk. Okay. Buraya defib. Ya ne olur ne olmaz. Ya defib koymaya gerek var mı? Yok bence. Pekala. O zaman nereye nereye? Şuraya drop koyalım. Buraya da drop koyalım bir tane daha. İki tane drop böyle dursun. Çok böyle acemi bir build oldu. Dediğim gibi bu. Ama işimizi görüyor mu? Görüyor abi. Yani şu anda önemli olan benim için o. Eksik bir şey görüyor muyum? Buraya batarya ışığı ve reverse ışığı. İki tane eksik ışığımız var. Kanımca. Şuraya light koyabilir miyim? İndikatör. Vallahi koydum. Süper.
Evet, bu indikatör ışığına da additive'dan kırmızıyı vuralım. Ona da diyelim ki kardeşim sana elektrik vereceğiz de. 2, 3 reverse. 3 buna çalıştıracak. Elektrik de verelim. Güzel. Ondan sonra bunlara da elektrik verelim. Yani olur, ihtiyacımız olursa kullanabilirim. Ha, stiffness'ını arttıracaktım ben bunun. Damping stiffness'ı %70'e çekeceğim. Evet. Güzel duruyor sanki, %70 gibi. Bunu da bir ne olarak kaydedelim? ÖND Fuel Carrier şeklinde yapalım bence bu arkadaşı da. Ha, yukarıda başlattı beni, tamam. Bota gidelim o zaman. Bunu yaptık. Şimdi botumuza geçelim. Yakıtımızı alalım. 12 kilometre gideceğiz. 12 kilometre geri geleceğiz. Toplamda 24 kilometrelik bir yolumuz var. Bu aracın deposu, depo hacmi beni kurtaracak şimdi. Ben onu düşünüyorum. Depo hacmi kurtarır. Fakat işin içinde bir fakat var. Orada şöyle söyleyeceğim size. Buna bir stabilizasyon sistemi lazım. Bizim. Bu ne? Sensörü koymuşum ben buraya bir tane. Demek ki stabilizasyon sistemi için neredeyse hazırız. Şimdi gidelim ya. Hadi gidelim, bir şey olmaz. Fluid. İki tane şöyle ekstradan fluid tank koymak istiyorum buraya. Hatta şunları şu şekilde koyayım. Birbirine bağlantılı olsun. Fluid'deyiz değil mi? Anchor da buradadır. Şuraya da birer anchor koyacağım. Bunun sebebi de şuradan yakıt ikmali hani tık tık yapabilme olanağı sağlayacak bana. Bunlar ekstra uzun yola gidiyoruz. Bunlar böyle rezerv yakıt gibi düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Kırmızı da yaptım. Hani daha böyle bir sanki. Bilmiyorum ya, sanki daha çok böyle belli oldu gibi bir şey oldu yani böyle. He, şöyle durabilirler sanki, kanımca belki. Allah'ım, franktik gibi konuşmaya başladım. Şimdi ben bu arkadaşların stabilizasyonu evet dengelemesi için koydum. Tamam, o zaman function blokla şu arkada bir stabilizasyon sistemi yapalım hemen. Function diyorum. Bir adet koyuyorum. Invert diyorum. Bir adet inverter koyuyorum. Inverter klima. Buradan aldık. Function bloğuna koyduk. Function bloğuna diyeceğim ki kardeşim x çarpı eksi 5 yap bana. Yani 5 veri alıyorsa onu eksi 5 şeklinde yönlendirsin baba. Finradır. Finradır. Finradırların elektriği var mı? Var. Start verelim bakalım bir. Şunu şuraya koydum. Nasıl bir tepki veriyorlar, onu merak ediyorum. Çalışıyorlar ama doğru mu çalışıyorlar emin değilim. Bunu açtık. Ters ters ters. Ters tepki veriyorlar. Gidiyorduk valla. Şimdi bunu buraya vereceğiz. Bunu buraya vereceğiz. Okey. Şimdi doğru tepki veriyorlar. 2000 kaç? 2900 mü dedi? Abi biz baya 2000 3000 litre yakıtımız var sevgili arkadaşlar. Haydi bakalım. Plus bunlar vardı değil mi? Page up mıydı? Page up. Tank sıfır mı? Nasıl yani? Aşağıdakini dolduruyor. Bunlara yer kalmıyor mu acaba? Olabilir.
İnşallah yeter 3000 litre bize. Diyorum. Evet, çok çok daha güzel, stabil bir şekilde hareket ediyoruz. Hızımız 16 knot. Yakıtı hacılıyoruz. 11 kilometre, 12 kilometre yolumuz var. Yeter bu yakıt diye düşünüyorum bu hava durumunda bize. Haydi hayırlısı, gidelim bakalım. Tekne biraz sağ mı çekiyor komutan Logar? Evet değerli arkadaşlar. Bölgenin merkezine 1,7 kilometre mesafemiz kaldı ancak sanırım gördük. Bir ışık var ileride. Oraya doğru yönlendim. Lifeboat diyordu. Artık bilmem ne kadar lifeboat olduğunu bunun. Göreceğiz birazdan. Yani vardık sayılır. Bayağı bir zaman aldı bu arada varmamız. Yani yaklaşık gerçek zaman olarak konuşuyorum. 15 dakika, 20 dakika falan gibi bir şey sürdü. Varmam. Evet, araç o. Oh, 2 kişi var galiba. 4K falan para verecek demek ki o bize. Güzel. Gideriz. Hava bozarsa şey yaparım. Sabaha geç yaparım. Burası galiba observatory. Gözlem evi sanırım orası. Şu baktığım yer. Burası askeri havalimanı diye hatırlar oldum sanki. Evet, burası observatory. Buradan geriye tabi ancak şu anda tek bildiğimiz hastane burada olduğu için bu tarafa doğru geri çekeceğiz. Kuzeye doğru aslında daha gitsem esas şeye ulaşacağız ama çok uzakta kalıyor bence o. Artı oradan da geriye dönmemiz gerekecek. O yüzden hiç uğraşmayalım. Şu insanları hemencecik kurtaralım. Merhaba. İnsan. Hoppa. Yani şöyle oturun. Zaten siz yan yana oturmaya alıştınız bence. Sabahtan beri buradasınız büyük ihtimal. Evet, aynen geriye dönüyoruz. Bu ışıkların parlaklığını ben azaltacaktım. Onu azaltmamışım. Keşke azaltsaymışım. Bayağı bir parlak yani kendileri. İkisinin de canı iyi durumda. 11,3 kilometre geriye dönüşümüz başladı sevgili arkadaşlar. Gece karanlığında hava bozarsa şey yapacağım. Ancak hava bozmazsa karanlıktan yardırınızı keserim burayı diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Sevgili arkadaşlar. Dönüş yolunda bir görev geldi. Piknik botu servise ihtiyacı varmış. Çok da yakınız. Hani git gel tekrar git falan yapmayalım. Buradan hemen şöyle geleceğiz. Şurada tamire ihtiyacı varmış bu arkadaşın. Muhtemelen bariyerlere falan vurdu diye tahmin ediyorum. Önümüzde bir yerde olacak yani o piknik teknesi. 230 binmiş şu liman. Dev gibi de bir liman ayrı mesele de bayağı bir para istiyor ya 230 bin. Bizim şu anda ne kadarımız var? 65 binimiz var. Daha çok yolumuz var. Haritada şeylerin görünmüyor olması çok güzel. Fiyatlarının görülüyor olması 150 bine bu Creative Island'ı satın alabiliyormuşuz. Şu anda bize en yakın en şey o uygun olan o. Bakalım. Orada küçük adalar. Repair left propellers. Hani Hinky Picnic Bot. Picnic Bot. Sol pervanesini düzeltmemiz icap eder. Sol pervaneyi düzeltebilmek için Underwater Welding torçumuz var mı? Var. Nefes şeyimiz yok. Kıyafetimiz falan yok ama dalçık yaparak tamir etmeye çalışacağım. Spot ışıklarını da yakarım ki etrafımı aydınlatabileyim güzel bir şekilde. Yanına park ederiz. Ondan sonra da hemen geriye döner. Şu insanları hastaneye bırakırız. Hatta şunu düşünüyorum. Yeni yaptığım aracımı kullansam diye düşünüyorum ama zaten yakıt az. Onu kullanmayayım. 2400. Biz bu kadar yolu 320 litre falan yakıtla geldik şu an galiba. Eğer yanlış bilmiyorsam.
Bayağı az bir yakıt kullandık. O yani 20 küsür kilometre yol neredeyse gelmiş olduk. Ha, küçük bir şey bu ya. Sıkıntı yok. Bundan 2 dakikada hallederiz gibi geliyor. Tabi buraya fazla yaklaşmamak lazım. Aslında bu şu lokasyonda çok bir sorun yok ama bu nükleer santralin birazcık içerisine doğru girmeye başladığınız zaman artık radyasyon orada şey yapıyor. Çünkü bu nükleer santral bozulmuş bir nükleer santral. Hatta ben şurada gidene kadar uyuyayım. Sabah yapalım. Navigasyonu da açtık. Ki gündüz gözüyle çalışalım. Evet. Daha iyi oldu sanki böyle. Yanına şunun bir park edeyim ben. Üzerinde anchor noktaları da var. Güzel. Çok güzel. Bağlandık da şimdi. O zaman Underwater Welding Torch'u alıyorum. Ve arkadaşın propellerini düzeltiyoruz. Pervanelerinde vurdu herhalde bu. Ha, bitti bu kadar. Tertemiz. Sevgili arkadaşlar, bunun için 2000 aldık. Yani iyi ki gelmişim açıkçası söylemek gerekirse. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Ve bağlayayım hala. Bir dakika, niye bağlayayım? Okey. Ve hemen çeçik şeye dönelim. Evet, nükleer santral gördüğünüz gibi patlayık bir nükleer santralimiz var. Bunun içerisine girerken tabii radyoaktif kıyafete ihtiyacımız var ama burada bakın şeyler var. Build alanları var. Yani limanda bir şeyler inşa edebiliyoruz ama çok yüksek limanlar bunlar. Daha alçak limanlar olması lazım. Onlar da yok şu anda. Bir kuzeyde var yanlış bilmiyorsam. Kutup kısmında var alçak liman. Alçak limandan kastım çok yüksek böyle limanın girişleri. Daha alçak olsa daha böyle makul. Yani koca böyle kargo gemilerine uygun limanlar. Dev gibi. Daha alçak liman yok. O birazcık can sıkıcı. Onun dışında bir sıkıntı yok yani. Şey değil. Evet. Yanlışlıkla geri vitese takarsanız kötü sonuçlar olabilir. Dikkat edin, seyahat halindeyken bir anda geri vitese takmayın sevgili arkadaşlar. Yalnız bu niyeyse bu tekne tasarımı çok güzel böyle hoşuma gitti. Bunu böyle bırakacağım gibi çok fazla bununla oynamayacağım. Bundan sonrasında daha farklı bir böyle tekne tasarımı düşünüyor muyum? Evet düşünüyorum. Fakat öncelikli olarak buranın deposunu birazcık daha doldurmamız lazım. Buranın deposunu doldurabilmemiz için de bizim tekrardan arabaya çıkıp bir tur daha böyle yakıta gidip gelmemiz lazım gibi duruyor şu an için. Bakalım ne olacak. Bir de ben şey yapmak istiyorum. Şu deniz uçağı tarzı bir şey yapmak istiyorum. Uçak kısmını tabii açtığımız zaman helikopterler, uçakları falan açmamız lazım. Onun için ayrı mesele de. Daha vakti var onun da. İleride o tarz bir şey yapmak istiyorum. Böyle deniz uçağı. Böyle hızlı bir şekilde denizin üzerinde seyahat edebileceğimiz ya da hydrofoil yani şeylerin kanatçıkların üstüne yükselen suyun üstünde giden bir tekne fakat kanatların üstüne yükseliyor. Böyle çok farklı bir ortam oluyor, şey oluyor. Onun gibi bir şey de yapabiliriz ama onda da sürekli hydrofoil olarak kalmasını istemiyorum. Dolayısıyla onun için bir şey bulmam lazım. Ray sistemlerini falan açmam gerekecek galiba ona.
sanırım. Öyle görünüyor gibi yani. Bilemedim ama. Ya da pivot. Evet, döndürme pivotları açmamız lazım ki yukarıda duracak, istediğimiz zaman aşağıya katlanacak. Aktive ettiğimiz için de hop, o kanatçıklar bizi yukarıya götürüyor. Bakın, öyle bir hidrofoil sistemi güzel olabilir. Yani yapışık kenarlarda duracak böyle hidrofoil'lar. İstediğimiz zaman, ondan sonra deploy ettiğim zaman aşağıya doğru dönecek ve şeyler çalışacak. Kanatçıklar çalışarak bizi suyun üstüne çıkartacak. Tabii ona bir de şey lazım. Yani normal pervanelerle de yapılıyor. Fakat eğer şeyleri açarsak, su jetlerini, daha da keyifli olabilir. Çünkü onun için aşağıdan bir tek su çekmemiz yeterli. Onun için de bir böyle kablo bağlantısıyla yapabiliriz. Anchor bağlantısıyla. Yani suyun altına indiği zaman da böyle solid bir şeyle bağlamak zorunda kalmayız bu sayede. Kabloyla yukarıya su çekmeye devam ederiz. Su jetleri de bizi ittirmeye devam ettiği için, su jetleri suyun üstünde olsa da su fışkırdığı için, o tazelikle, o torkla devam edebiliyoruz yola. Böyle bir muhabbet var. Ne kadar abi? Çok daha. 2300 litre yakıtımız var burada. Güzel. Bunu bırakırız. Bir de gemi biraz sağ, sola çekiyor. Sağa çekiyor. Sağa çekiyor. Sola çekiyor. Sola çekiyor. Pek hiçbir şeye basmıyorum. Yine gitgide küçük 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 böyle sola doğru gidiyor ama hadi bakalım. Bindik. Değerli arkadaşlar, sizi bir indirek şuraya. Hoppa. Dur orada. Evet. Merhaba. Merhaba. Kaç litre var? 188 litre var. Burada kaç litre var? 2339 litre var. 2439. 2000 520, tamam, okey, güzel. Follow. Takip sistemlerinde birazcık bozulmalar var ama hadi bakalım. Hadi yeni arabayla gidelim ya, üstüne iki tane sol koltuk sallayayım ben onu. Arkaya oturturuz adamları. 2 dakika gideriz onu. Yeni arabayla da gidebiliriz bu arada, o da güzel duruyor. Jip diyeyim daha doğrusu onu. Yakıt jipi. Yakıt jipi diyebiliriz buna bence. Ya şunun üzerine böyle yapacağım. İki tarafa da yapalım. Padded seat koyalım. Kaldıralım. Birer tane de şöyle pompa koysak yeter bence bir de. Evet. Ya tabii arkası çok daha şey oldu. Stiff diyorlar. Daha böyle sert oldu. Kontroller. Engine start. Evet. Yani motorumuz şu aşamada güçsüz kalıyor. Belki vitesi bir tık şey yaparsam daha rahat olabilir. Bir seviye daha indirirsem aşağıya daha keyifli bir şey yapabiliriz. WSF'nin şeyini ayarlamam lazım şu anda, eğer böyle devam edeceksem kullanmaya. WSF'nin sensitivity'sini ayarlamam lazım. Hoş geldiniz. Gel abi. Sizi yürütmemek için, bakın gördüğünüz gibi, kucakladım da geldim. Düşün yani. 2000, 2000, 4000 buradan
paramızı aldık. 3 research puanı gelmiş. Böyle basit bir şey researchlayabiliriz muhtemelen şu anda. Logic mogic ne bu? Blinker mininker diyor. Hadi şu blinkerları falan açalım bir yandan. Evet, yani güzel bir küçük tontik bir makine oldu bence bu. Onun arkasına bir tane treyler bağlayıp başka başka şeyler de yapabiliriz aslında. Görevlere görevlere gidebiliriz. Tamir, çekme, götürme görevleri falan tarz şeyler de yapılabilir yani. Yapılmaz değil. Bunlar potansiyel. Ama süspansiyon ve yerden yükseklik konusunda mutluyum abi. Bir tek tabii yakıt depoları çok yerden yüksek değil. O birazcık canım sıkıyor. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Çok güzel. Evet değerli arkadaşlar çok teşekkür ediyorum izlediğiniz katıldığınız için. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.